Herkese hello. Bugün pikniğe geldik. Kastamonu'dayız. Belediyenin bir yeriymiş burası. Aslında dün geldik biz ama dün hiçbir şey çekemedim. Çünkü köye çıktık. Mezarlığa falan gittik. Bugün de pikniğe geldik. Babam bizi bırakacak. O İstanbul dönüyor bu akşam. Bakar mısınız ya? Çok güzel değil mi? Yalnız Cide var ya, her geçen sene daha çok gelişiyor ya. Deyip de şu Allah'ın dağını kayasını göstermem. Herkese hello. Günaydın. Bugün Cide'de kaçıncı günüm bilmiyorum. Saymayı unuttum. Zaten kesik kesik çekiyorum çünkü alışamadım bu YouTuber'lık olayına. Sürekli kaçırıyorum bir şeyleri. Ay, bugün de Kastamonu'ya gidiyorum. Kastamonu merkeze gideceğim. Orada amcamı buluşacağız. İşimiz var bankayla alakalı. Onu halledeceğim. Ben o işleri hallederken size de çok güzel şeyler göstereceğim. Çok güzel şeylerden kastım da dağ bayır. Geldim. Burası da Kastamonu Merkez Nasrullah Camii. Burası da meydana. Kastamonu Merkez güzel ama çok sıcak ya. Dışarı çıktık. Bilin bakalım neyle karşılaştık. Kına gecesi var. Bizim burada meşhurdur böyle denizin kenarında böyle düğün, kına, sünnet yapmak. Allah Allah. Evet. Ciddiyim Arda. Çok eğlenceli ya. Neyse oynamayacağım şimdi burada. Size biraz orayı izleteceğim. Herkese hello. Bugün kaçıncı gün oldu saymayı gerçekten unuttum ya. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki burada. Ne yaptık falan hiç hatırlamıyorum da yani. Bir gün Kastamonu'nun içine gittiğimi biliyorum. Bir gün de köye çıktık dedim mezarlığına. Şimdi geldik öyle limana. Dedik hem fotoğraf çekelim hem birazcık manzara seyredelim. Öyle aldım kardeşimi geldim. Ve ilk defa denize girdim ve yanmadım ya. Güneş kremi öyle bir bastım ki. Sevmiyorum yanmayı, ne yapayım? Değil mi Derya? Deryalarda kızarıyor da ben genelde yanıyorum ya. Gerçi benim denize girmeme bile gerek yok. Ben direkt yanıyorum. Aslında şu anki bulunduğumuz konum neresi biliyor musunuz? Sağ Salim 2 Silbaş'tan değil mi Arda? Burada çekilmişti. Bu Pala'nın yeri vardı. Pala'nın yeri mekanı. Öyle bir sahne vardı hatırlıyor musunuz? Şu an arası. Oradayız. Şimdi birazdan size orayı da göstereceğim. Burası da Cide Liman. Harika değil mi ya? Biliyorum her videoda harika değil mi? Çok güzel. Bayıldım. Bunları diyorum ama yapacak bir şey yok. Ben Karadeniz aşığı bir insanım. Şu görüntü var ya, görüntü efsane. Efsane ya. Yani çok büyük bir limanımız yok ama işte idare eder Cide halkını. Biz de fotoğraf çekilmeye geldik.
Dedim hem sağ salimin çekildiği yeri göstereyim. Hem de fotoğraf çekelim dedim. Sağ salimin çekildiği yerde, şu ileride bir yerde, şimdi oraya götüreceğim size. Bu gördüğünüz yer var ya, orada konserler falan oluyor. Belediye konser organizasyonu falan yapıyor. Koronadan dolayı son 2 yıldır, hatta bu yılla beraber 3 yıldır olmuyor yani. Keşke olsaydı aslında, bütün belediyeler yapıyor ama anlamadım. Ve Pala'nın mekanı. Şu anda Cide Sanat Galerisi olarak kullanıyorlar burayı. Böyle müze gibi bir şey herhalde, ben de anlamadım ama. Tabi dizide, filmdeki gibi değil içi. Çok alakasız şu anda. Zaten burayı da değiştirdiler. Aradan kaç yıl geçti, normaldir. Böyle banklar falan var. Nasıl YouTuber'ım ben ya? Bank var, taş var. Köprü var, gemi var. Çok güzel, çok güzel diye diye bütün videoları bitiriyorum. Neyse, alışacağıma inanıyorum ya. O kadar okul okumuşluğumuz var değil mi? Burada da işte az önce de söylediğim gibi konserler falan oluyordu. Bu sene olmadı. Keşke olsaydı. Çekerdim, izletirdim size de. Büyük ihtimalle korona yine patladı. Ondan dolayı da olabilir de. Çok güzel değil mi ya? Çok güzel, çok güzel. Bakıldığında Cide'de çok gezecek yer var. Mesela Gideros Koyu, Malyas Kanyonu, Azdavay Cam Teras, Çatak Kanyonu, Aşıklar Köprüsü. Yani çok var ya. Kastamonu'ya gelseniz var ya böyle, yani imkansız yani bir ayda böyle bir yerleri bitirmeniz. Çok zor yani. Elimden geldiğince ben de sizleri gezdireceğim işte, ben gezerken. Büyük ihtimalle Malyas Kanyonu'na gideriz. Gideros Koyu'na gideriz. Çok hoş durmuyor mu ya? Gemilere baksanıza. Kayıklar. Gemi. Gemi nereden çıkıyor? Kayık. Ya da başka bir adı varsa işte. Şimdi birazdan çıkar böyle yanlışlarımı arayan saf salaklar. Yorumlara da yazarlar. Bunu böyle demişsin, şunu şöyle demişsin. Açık arayan cahil insanlar. Ay, kasisten geçtim. Bu arada bisiklet sürüyorum. Ya böyle de bir YouTuber'ım işte. Bisiklet sürerken size de Cide'yi tanıtıyorum. Şimdi Arda'yla bisiklet sürmeye gidiyoruz. Size biraz sahili göstereceğim. Bisikletimize bakar mısınız? Bunu dedem bu evi ilk aldığında almıştı. Yani çarşıya gitmek için, pazara gitmek için. Ama bize yadigar kaldı, aynen. Arkasına oturup öyle geziyoruz yani. Eğlenceli oluyor bayağı. Burası da Cide'nin plajı. Biz denize burada giriyoruz. Tabii buranın taşlı olan yeri de var ama biz burayı daha çok seviyoruz. Hem eve yakın. Evet, daha iyi ya. Derin falan da değil. Şu ileride gördüğünüz yer de belediyeye ait. Bir restoran. Yakışıklı ya. Size biraz gün batımı göstereyim. Cide'de de üniversite var. Ama sadece turizm meslek var diye biliyorum. Başka bir bölüm var mı hatırlamıyorum. Şuna bakar mısınız ya? Burası da taşlı kısım. Burada denize giriliyor. Ya şöyle, burası aslında kumlu bölgeye göre daha temiz. Ama çok derin ya. Biraz da soğuk oluyor. Dalga kıran falan da yok. Yani dalga da bayağı fazla oluyor. Gerçi bugün dalga yok ama. Öyle işte. Bugün biraz sakin. Havada birazcık kötü gibi. Ondan herhalde, kimse yok denizde.
da Cidde Çarşı. Her şey var. Eczaneden dişçiye, 101'den şoka, Ziraat Bankası'ndan Garanti ATM'sine kadar. Bir de Arda var. Her şey var. Yani Cidde öyle küçük bir yer değil. Daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize cici bakınız. Sizden ricam videomu beğenmeniz, yorum yapmanız iyi ya da kötü ve en önemlisi abone olmanız. Teşekkürler. Kendinize cici bakınız. Görüşürüz. Allah desem kaç kişi beğenir? Ya Arda! Evet, böyle bir kardeşiniz varsa anladınız siz. Nerede kurupon?